Afiyet olsun Sadık abi. Var mı bir isteğin? Yok abi, sağ olasın. Bugün mesai bitmek bilmedi bana. Fatih iyice haddini aşmış. Bana kalsa geldiği gün kapıdan kovardım. Nezahat dayanamadı işte, ne diyeyim. Kovsam ne olacak ki? Tehdit eder yine girerdi bacana. Aşağılık şerefsiz herif. Yaşımıza başımıza bakmayıp evire çevire dövsek serseriye. Biz ayıplarlar onu değil. Aslında ölümüne dayağı hak ediyor ama Allah'ından bulsun. Ne yapacağım peki Sadık? Vereceğim mi parayı? Bilmiyorum ki. Kızların etrafında dolaşıp duruyor. Aile huzurumu bozacak. Vermeyip ne yapacağım? Az para da değil ki. Nasıl olacak? Bugün bir iki banka dolaştım. Bulacağız bir çaresine. Nesrin ne diyor? Bir şey söylemedim. En son ne dedi bana biliyor musun? Eğer Fatih bir şey yaparsa alır kızları giderim buradan dedi. Yapar da. Son zamanlarda uyuyamıyor, fark ediyorum. Bir de para istediğini öğrenirse Sadık. Acaba diyorum, bankayla faizle hiç uğraşmasan da Gülnur'undan mı rica etsen? Kimden? Özer Bey'den mi? Yok, yok, olmaz. Kızımı küçük düşüremem onlara karşı. Bende de yok biliyorsun. Tek maaşla anca işte. Ya biz birbirimizi bilmiyor muyuz? Senin benim maaşımla olacak şey bu. Sen üzülme. Hani ne bileyim, Nezahat'e bir desek. Ki bileziği vardı. Ne? Nezahat'e mi? Sakın, sakın. O şerefsiz zamanında çok ekmeğini yedi ablasının. Acaba diyorum, Nesrin'e hiç demeden evi ipotek ettirip öyle mi alsam kredi? Ha? Aklıma da başka türlü bir çözüm geldi. Merhaba, afiyet olsun. Ah, Sadık Bey. Özler Bey, merhaba. Merhaba, afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun, oturun. Hoş geldiniz. Rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, oğlum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hikmet Bey? Sizinle düğünde bir selamlaştık ama konuşamadık. İyiyim, öyle oldu. Siz nasılsınız efendim? İyiyim, iyiyim çok şükür. İş güç koşturmaca. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, iyiyiz, sağ olun. Mesaiden sonra bir çıkıp gidelim dedik. Sağ olasın. Sağ olun. Sadık Bey, buranın sahibi çok yakın arkadaşımdır. Ne zaman buralarda işim olsa mutlaka uğrarım. Çok severim, güzel yerdir. Aa, öyle mi? Ne güzel. Biz de işte böyle hanımlardan kaçıp kafa dağıtıyoruz bazen. o da lazım biraz. Hadi. Uzun evliliklerin sırrı sağlam dostluklar kurmakmış. Kim bilir belki bundan sonra beni de çağırırsınız. Hep beraber kafa dinleriz. Sadık Bey, gelirken bir müşterime uğramıştım. Kardeşiniz de oradaydı. Fatih Bey. Bir dükkan meselesi mi? Ne varmış? Mal sahibi de yakın arkadaşımdır. Kaporada bir sorun çıkmış galiba. Ama ben Kalender ailesi dünürümüzdür deyince sorun çözüldü. Hiç merak etmeyin. Ne de olsa aile sayılırız. Hem böyle birbirimize vesile oldukça kendimi iyi hissediyorum. Buranın turp otu çok lezzetlidir. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.